her türlü ihmal ve istismardan korumaya yönelik gayretlerimizi nasıl daha fazla arttırabiliriz, çalışmalarımızı, bunları konuştuk. Yasal düzenlemeleri konuştuk. Şu anda mevcut olan yasalarımızı, daha neler yapabiliriz onları konuştuk. Dünya örnekleri incelendi. Biz hükümet olarak her türlü ihmal ve istismardan çocuklarımızı korumak için tüm kamuoyunun da desteğiyle birlikte inşallah bu sorunun üstesinden gelmek üzere çok daha yoğun çaba sarf edeceğiz. Tabii burada ihmal ve istismara çocuklarımız uğramadan koruyucu, önleyici önlemlerle birlikte bu sorunun üstesinden gelmemiz çok daha kıymetli. Olduktan sonra çocuklarımızın rehabilitasyon süreci çok önemli. Hep cezalar üzerinden bu konu gündeme geliyor ama asıl koruyucu önleyici hizmetler anlamında gündeme gelmesini daha doğru buluyorum ben Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak. Müfredatta biliyorsunuz çocuğun ihmal ve istismardan korunmasına yönelik müfredata koyduğumuz kazanımlar var. Aile Bakanlığı olarak bizim önerdiğimiz ve müfredatta yer alan kazanımlar var. Bütün bunları değerlendirdik dün. Kamuoyunun da desteği, siz değerli basın mensuplarımızın desteği çok çok kıymetli bizim için. Özellikle bu tür olaylarda çocuklarımızın tekrar tekrar örselenmesinin önüne geçmek için basının kullandığı dil çok önemli. Bu konuda ben hepinizden hassasiyet, duyarlılık bekliyorum. Çocuklarımız böyle bir ihmal ve istismara uğramadan önce koruyucu önleyici hizmetler anlamında daha etkin bir şekilde hizmetlerimizi kamuoyuna anlatmak istiyoruz inşallah. Bundan sonraki süreçte bu konuda çok daha fazla gündem olacak. Ama sizden olumlu yönde, toplumu bilinçlendirici yönde gündemimize katkı vermenizi istiyoruz. Olumsuz haber, tabii ki bu tür haberler olacak, basında yer alacak ama veriliş şekli çok önemli. Ailelerin, çocukların tekrar örselenmesinin önüne geçelim. Arkadaşlar, HADİM'le ilgili de Adalet Bakanımız açıklamayı yaptı. HADİM konusu da dün gündemdeydi, masadaydı. Bu konuda da çalışma yapılıyor. HADİM konusu zaten daha önceden Adalet Bakanlığımızın yaptığı bir yönetmelik çalışması biliyorsunuz. Danıştay'ın yürütmeyi durdurma kararı verdiği bir çalışma. Bu konuda kanuni bir düzenleme ile tekrar gündemde.